Yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük bir vlogda daha birlikteyiz. Bugün bir sürü şey yapacağız. Öncelikle ben kalktım, kahvaltı ettim. Şimdi hazırlanacağım ve çocukluk arkadaşımın yanına gideceğim. Onunla bir gün geçireceğiz. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Onunla da tanışın istiyorum. Neşe'nin yanına gideceğiz. Neşe de benim 7 yaşından beri falan arkadaşım yani. Öyle düşünün. 6-7 yaşından beri arkadaşım. Ben şimdi hemen hızlıca hazırlanayım. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Ondan sonra hemen çıkmam lazım. Yoksa öldürecek beni. Orada görüşürüz muhtemelen. Bir şey diyeceğim. Şu an hazırlanıyorum. Baksanıza kirpiğime bir şey olmuş. Kesmiş miyim? Ne olmuş? Burada bir şeylik var şu an burada. Kirpiklerimde bir tuhaflık var. Kirpiklerim böyle birbirine falan girmiş. Pardon bana. Ne resmi mesela? Kuş resmi mi? Kaka resmi yaptım. Kuş resmi. Şimdi ben seni gösteremeyecek miyim? Göstereceksin. Göstereceğim işte. Aha bu da benim çocukluğum. Bu Ezgi'nin çocukluğum. Geldim ben şimdi Neşe'ye. Şöyle ev turu. Baksanıza. Evim pis mi? Evim çok güzel. Guti. 3 tane kedisi var Neşe'nin de. Bu besti. Allah'ım tipe bak. Nasıl bakıyor? Tırnaklarımı güzel siktir. Bakayım. Kaşı neler yaptın ya? Çok güzel oldu. Dedin ki dün arabanın şeyini yaptım. Bunun evet. Şerefine. Ben şöyle kamyona çarpmışım diye. Dün evet. Duran kamyona çarpmış. Çarptım. Benim bebeğim duran kamyona girmiş. Girdi. Aslı iyi olmuş. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Kahve içelim. Kahve yapacağım şimdi. Bu arkadaşım sanatçı. Asıl sanatçı bu işte. Resim yapar, mum yapar, çok güzel dekoratif şeyler falan yani aşırı aşırı seversiniz, tanısınız. Ben çok seviyorum ama çok güzel. Bakın bu da Nairobi. Nairoş. Şöyle bir ev turu. Bakın böyle şeyler yapıyor işte. Abi. Şunu da biz asmıştık birlikte. Bunu yeni yapmışsın. Evet. Ve ama duvarlara da bir şey yapmışsın ha. Ne yaptın? Dedim ya sana. Abi sen başladın mı? Ben de arttırdım dedim sana ama sen beni acaba nerenle dinledin? Abi ben de yaptıracağım. Kendin mi kırdın fayansları? Hiçbir şey kırmadık. Üzerine yaptı direkt. Aa üstleri kırdı. Şişmişti ya üstü. Aa, evet. Onları kırdı. Avokado. Ya ne kadar güzel büyümüş. Senin avukadon var mıydı? Ben yetiştiremedim. Ne demek o? Öldü, sevmedi beni. Bunun bir benzeri bende var ama. İyi yaşa. Kaçtı. Oh canıma değsin. Sadece değiştirmek istediğim tek bir şey var. Kapı. Ha pervaz. Aynen. Ya onun boyanması ya da hani şu rengi almasını istiyorum. Birazcık denedim. Güzel bir renk oldu. Ne yapıyorsun şeyle? Patates soyacağıyla soyuyor Hayır, musun? Hayır deli misin? Benim şeyim, aletim bu. Abi onu söyleyeyim size. Neşe var ya Neşe. Tesisatçı. Gitti bir ara şey aldı. Dedi ki işte bu olayı bu arada benim mutfağım için de böyle bir şey gerekiyor. Benim de fayanslarım falan patladı çünkü. Evet, yapılacak. Aynen. Dedi ki işte ben dedi fayans kırıcı falan aldım dedi. Her şeyi bari birlikte kırarız dökeriz dedi. Usta. Koçtaş. Ya baksana ucunlara. Çok tatlışlar. Bakın bunları göstereyim işte. Böyle şeyler yapıyor Neşe. Baksanıza içinde tavşan var. Ablasıyla birlikte bu tarz seramikler yapıyorlar. Instagram hesaplarını hemen şuraya bırakıyorum. İlginizi çekerse girip abi, bakabilirsiniz. Bunlar yeni. Baksanıza. Çok güzel. Nasıl yok ya sende? Mumlar falan yapıyor. Onları göstereceğiz. Bugün böyle sanat dolu bir vlog günü olacak. Şimdi filtre kahve deneyeceğiz. Senin bana kanyonda tavsiye ettiğin kahveciden aldım geçen gün. Gerçekten mi? Evet, çok da memnun kaldım. Çok güzeldi. Ay kahve çok kahve konusunda sana güveniyorum. O zaman şey, yabancı olmadığım bir kahve içici. Pazar günü değil ki. Ay burada oturuyoruz o zaaar diye yani. Ay güzel. Sen var ya sen. Benim oturduğu yerdeki cam patladı. Bak benim her tarafım cam, o beni o benle şöyle birbirimize baktık. Ondan sonra hani ne oluyor falan. Ben de o sırada şey zannediyorum kafamda. Birisi dışarıdan bir şey yaptı ve cam patladı. Hiç hani sorun bende değil sanırım. Salaklaşma. Benim nasıl bir sorun olur?
Ben yine böyle izinliyim hafta içi. Süleyman çalışıyor. Akşam da 5'te çıkıyor ya, ben de bir heves dedim ki işe geleyim seni alayım. Metro markete falan gideriz. Böyle bu kafadayım. Olur tatlım gel işte dikkat et falan. Okey dedim. O geçtin oraya gelirken arkamdan bir tane ranç. Dut 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 dut. Ben de böyle şeyle falan gidiyorum. 50 ile 60 ile gidiyorum ha. Arkama götüme kadar yanaştı ya böyle. Sürekli selektör yapıyor ha. Sürekli selektör yapıyor. Dut 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 dut. Sürekli böyle kornaya basıyor. Ben de aynı senin hesap sağa kırdım. Abi transporter'a ben de sağ ön tampon kısmını kış diye böyle bir ses çıktı. Ben devam ettim ama asla durmadım. Bir şey değdi. Rüzgar esti ya. Tuvalete gittim. Geldi. Böyle arabanın etrafında şöyle bir dolaştı, tamam mı? Böyle bir... Böyle bana baktı. Aşkım sen dedi arabayı... arabaya bir şey yapmış olabilir misin? Vurdun mu arabaya? Beni biliyorsun. Saçmalama. Sen ne diyorsun ya? Dedim sen kullan ya. Bir de tribe falan girdim orada. Pazarcı falan mıymış? Yok şey, kostüm aracı. Camdaki Kız dizisi var ya, onun çekimi. Tabii canım, onun çekiminin kostüm kamyonu. Biz bayağı sohbete düştük. Şimdi size Neşim'in yaptığı şeyleri göstereceğim. Mum falan dökeceğiz. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendisi de anlatacak. Şimdi nedir bu? Soya mumu. Ne mumu? Soya. Soya mı? Neşe Hanım. Soya mumu ha? Evet, soya mumu yapacağız. Peynir gibi. Peynir gibi kesiyoruz bunları. Gerçekten keçi peyniri gibi şu an. Evet, al bir tane. Bu arada soyayı böyle eline falan sürebilirsin yani. Hani bu böyle yayıldığı zaman kanserojen madde olmadığı için içerisinde krem gibi elini yumuşatır. Soya yağı gibi düşün yani. Nedir bu soyanın peki özelliği ne? Parafin yok içerisinde. Soya fasulyesinden yapılıyor. Bayağı doğal bir ürün yani. Zeytinyağından sabunu falan olur ya. Öyle gibi düşünebilirsin yani. Zaten soya böyle çok şey doğal olduğu için birazcık sıcakta kaldığı anda hemen erime pozisyonuna geçiyor. Hindistan cevizi yağı gibi değil mi? Hindistan cevizi mumu da var bu arada. Coconut wax diye geçiyor. Şimdi bunu ısıtacağız. Sonra senin bana hediye ettiğin dedenin taslarına dökeceğiz ve sana hediye edeceğiz. Hayır. Evet. Hayır. Öyle bir şey yapacağız. Sen onu satacaksın aşkım. Hayır. Sen şu üçten biri seç. İstemiyorum. Hayır. Getir bakayım ateşini ölçeyim. Bu fikir aklına nereden geldi peki? Böyle bir şeyi yapmak. Bunu çok seviyorum ve doğal ürünleri de çok seviyorum. Ve antikaları aşırı seviyorum. Yani böyle eski manyağıyım. Gidip böyle saatlerimi bir pazarlarında falan geçirebilirim. Ya da yurt dışına falan gittiğimde de böyle hep ikinci el mağazalarında asla çıkmak istemiyorum mesela. Yani bunları topluyorum, ne yapayım ben bunlarla falan. Yani bunların içerisine bari soya mumu dökelim ve bu canım antikalar, işte çöpe giden, eskiyen, bir yerlere atılan bu tatlı şeyler de hayata geri dönsün. Evet, çok ya. Güzel bir şey. Bayağı geri dönüşüm oldu. Hatta ileri dönüşüm oldu. Aynen. Bakın. Bu burada eridi. Baksana evet. Şuna ya. Şuna baksanıza. Şimdi biz ahşap fitil takıyoruz. Takıyoruz. Onları böyle yerine koyalım. Ben böyle koyuyorum. Nasıl ki biz çok sıcak olunca eririz. Erir miyiz? Şimdi böyle. Aa, zeytinyağı gibi. Ay. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Dökmeye devam edin böyle bir şey olduğu zaman. Sonra da bırakıp kaçın. Şimdi normalde mumu döktükten sonra fazla oynatmamanız lazım. Mumun bir hafızası olduğu için. Sonra da diyor ki bana bele yapmışlar. Böyleyim diyor. Mumların da şeyini, Instagram hesabını bırakacağım. Seramiklerini de bırakacağım. Zaten ilginizi çekerse eğer böyle bir şey, Instagram'dan direkt Neşe'ye de yazabilirsiniz. O da size seve seve dönüş yapacaktır. Yazmıyormuş bir daha. Ay bunlar da çok tatlı. Şuna bakın. Onlara da hemen... Çok güzel. Hazır artmışken. Bu da bakın bulanıklaşmaya başladı rengi. Evet. Donuyor. Kız. Yemek yok. Yemek yok. Çok güzel koktu sandal ağacı. Kısa alabiliyor musun? Burada dondu bayağı bembeyaz. Bunları keseceğiz ama. Keseceğiz mi? Tabii bu böyle uzun bu kadar falan. Öyle yakacağım zaten. Ben öyle yakmak istiyorum. Meşale gibi. Yangın çıksın evde. Çok az bir şey de buna katılacak. Bu da bitti sayılır. Çok güzel oldu.
Haftaya yine beraberiz. Haftaya çok güzel şeyler yapacağız, değil mi? Evet. Yeah. Biz şimdi birazdan çıkacağız. Kerkayas Bey de beni almaya geldi. 2000 years later. Bugün nasıl bir gün? Bugün. O seni unutmuş. Yine de bulamamışsın. Haydi. Bu video izlediğiniz mum dökme videosunun devamı gibi. O yüzden yeni açtığım için tekrardan herkese merhabalar. Ben çılgınlıklara doymuyorum. Dün şunun adı neymiş? T'li bir şey ya bu. Tiramisu diyorum zaten abi. Bugün de çocukluk arkadaşım, göbek bağım. Köpek falan bana dövme yapacak. Başına ne işler açtın? Şu dövmeyi 2 senedir bana yapacak. Önce bir şikayet edeyim seni. Sonunda aha da burama. Şimdi yapacak. Size de neyin dövmesini yapacak onu göstereyim. Lera ile Tarçın'ın bir tane fotoğrafı var. Buraya koyayım ekrana. Bunu çizdi. Kocaman bak, ağız gibi. Böyle mi? Hı-hı. Bir tık yukarıda olabilir, çok az. Hah, aynen. Canım sağ ol. Çok sağ ol canım ya. İtici. Böyle oldu bence şu an. Ha? Nerede Sera? Stretch film. Oh Sera, Sera. Whatever will be, will be. Bilmiyor musun onu? Hayır. Oha. Bilmiyorum. Ondan sonra veriyorlar mikrofonu. Bu şarkıyı söylemeyi tercih ediyor. Ve bu İngilizce aksanıyla. Whatever will be, baby. Okay. Dün kulağımı delen çocuk diyor. Bağırdım biraz delerken. Aaa falan diye. Sünnet mi oluyorsun ya, sakin ol falan ya. Aa. Sen böyle yaparız ben işte. Çok az bir şey kaldı. Laroş'un yüzünü çizeceğiz. Bir de bir iki bir şeyler daha eklenecek. Çok tatlı gidiyor. Sizce nasıl? Aşağı yorumlara yazın bakalım. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ben bitirdim. Evet. Çok zordu. İğne çok titredi. Lahmacun yedik. Güzeldi o. En son videonun kapanışını çekerken kameranın şarjı bitmişti. O yüzden yine geldim. Streçle sardık burayı. Bunları gösterdiğimi hiç hatırlamıyorum. Bu da böyle bir video oldu. Aslında siz bu videoyu Gözde ile kız kıza geçirdiğimiz günün ertesi günü çekiyorum. Çok güzel. Hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, video hakkındaki yorumlarınızı yazmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen de söyle. Hoşçakalın.